Merhabalar. Bugün Nur Sevinç'e Lezzetler Mutfağı'nda çok lezzetli ızgara tadında tavuk kanadım ve yanında minik patates kızartmalarım var. Lütfen sonuna kadar izleyin ve püf noktalarını Merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nur Sevinç'e Lezzetler Mutfağı'nda tavuk kanat var. Fırında yapacağım inşallah. Sizlere de kısaca malzemeleri saymam gerekirse bir tabak tavuk kanadım var, 1 kilo kadar. Şöyle bir kaşık balım var, bal koyacağım, güzel kızarsın istiyorum. Yoğurdum yine bir kaşık, bir kaşık domates salçam. Burada da baharatlarım var: kekik, tuz, pul biber ve karabiber. Bir tane soğanımı rendeleyeceğim ve sarımsaklarımı aynı şekilde rendeleyerek öncelikle bir sos hazırlayacağım. Tavuklarımı bu sosa bulayıp buzdolabına kaldıracağım. Şimdi öncelikle kanatlarıma şöyle çizikler atıyorum ve sosumu hazırlayacağım. Bu sosa buladıktan sonra kanatları buzdolabında ağzını kapatarak bir süre bekleteceğim. Şimdi ben kanatlarımı hazırlayayım, sosumu hazırlarken görüşelim. Kanatlarımı güzelce çizdirdim. Öncelikle sosumu hazırlarken şöyle balımı. Bal yerine limon da kullanabilirsiniz. Limon da güzel kızartır. Ben bugün bal kullanmak istedim. Şöyle bir kaşık yoğurdumu. Yoğurdu fazlalaştırabilirsiniz de. Bir kaşık salçam var. Baharatlarım: tuz, karabiber, kekik, pul biber. Ve soğanımı rendeleyeceğim. Sarımsağımı rendeleyeceğim. Biraz daha yoğurt katmak istiyorum. Soğanımı ve sarımsağımı da ilave ettim. Şimdi sosuma tavuk kanatlarımı bulayacağım ve ağzını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. İstediğim zaman yemek zamanı hazır olur. İsterseniz tavada kızartın, isterseniz fırında. Nasıl arzu ederseniz, yanına patates olabilir. Ne istiyorsanız. Burada şimdi görüyorsunuzdur, galeta unum da var. Kızartmadan önce galeta ununu bulayacağım. Evet. Biz dolaba gidelim. Görüşürüz yine. Evet, tavuklarımı sosladım. Şimdi bu şekilde kapatıyorum ve buzdolabına kaldıracağım. Galeta unumu da daha sonra kızartma aşamasında tavada da olsa fırında da olsa galeta ununa bulayıp kızartacağım. Buzdolabından aldım kanatlarımı ve tepsime göre bir yağlı kağıt hazırladım. Yağlı kağıdı ıslatacağım. Şimdi tavuk kanatlarımı galeta unuma batırıyorum. İsterseniz konfleks de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz.
Ama ben böyle daha iyi olacak diye düşündüm. Bilmiyorum. Konfleks biz pek kullanmıyoruz. Eğer evinizde konfleks varsa veya yulaf da olabilir. Bu kahvaltılık yulaf ezmelerinden. Evet, tavuk kanatlarım hazır. Şimdi sosum arttı. Bu sosa da patateslerimi doğrayacağım. Patateslerimi bulayıp tepsimin bu kısmına yerleştireceğim. Benim tepsimin altını yağlamadım çünkü yapışmaz bir tepsi. Fakat patatesler için birazcık patateslerini yağ yapabilirim. Hatta sosuma biraz yağ ilave edebilirim. Bir miktar zeytinyağı döküyorum sosuma. Patateslerimi de hazırladım. Patateslerimi bu sosa batırıp dizeceğim şimdi. Sos olmasa da olur patatesler için ama hem sosumu değerlendireceğim hem de onların da aynı ayarda kızarmasını istiyorum. Şöyle dizeceğim onları da. Aslında patatesleri dökeyim. Şimdi en yüksek derecede ısıtmaya başladım. Ve 40 dakika kadar böyle yağlı kağıtla, ıslattığım yağlı kağıtla pişireceğim. 40 dakika sonra açacağım üzerini. Kızarmaya bırakacağım. Evet, biz fırına gidelim. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederim. Ama lütfen yorum yapmayı unutmayın. Eleştirilerinize ve benden istediğiniz yemek tariflerini açıyorum. Lütfen çekinmeyin ve benimle paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Teşekkür ederim. 40 dakika üstü kapalıydı. Şimdi açıyorum. Ve artık kağıtsız olarak biraz üst rafa koyacağım. Üst rafta pişireceğim. Çünkü patateslerim zaten kızarmaya başladılar. Tavuklarım da pişmek üzere. Üst tarafta artık kızartma işlemini yapacağım. Evet efendim, biz fırından çıktık. Gayet güzel kızardık ve piştik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Lütfen yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı, ücretsiz kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle beğendiğiniz tarifleri paylaşmayı unutmayın.